Merhaba, bu videoda sizlerle birlikte elimizdeki malzemelerle sıfırdan bir iki tekerli denge robotu yapacağız. İlk bölümde robotun 3 boyutlu modellerini ve elektronik tasarımını tamamlayacağız. Ve sonrasında yazılım kısmını da daha detaylı bir şekilde ikinci bölümde anlatacağım. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle bir projeye başlamadan önce başka insanların yaptığı işleri inceleyelim. İncelemelerimin sonucunda gereken malzemeleri atölyemden topluyorum. Ve elimdeki seçeneklere bakarak kullanacağım motorları step motor olarak seçtim. Yanında da her biri için gereken step motor driverlarını kullanacağım. Kontrol kartı olarak Raspberry Pi'yi tercih ettim. Robotun dengesini sağlayabilmesi için kendi konumunu iyi bilmesi gerekiyor. Bunun için MPU92 sensörünü kullanacağım. Uzaktan kumanda edebilmem için ise bir adet HC06 Bluetooth modülünü seçtim. Devre tasarımına başlamadan önce kullanacağım modülleri Pico ile nasıl çalıştığını test etmek istiyorum. Burada motorları test etmek için stepper motorları sürücülere ve onları da Pico'ya bağlıyorum. Sürücünün üzerinde bizi ilgilendiren kısımlar dir ve step pinleri. Bu pinler motorun adım adım hareket etmesini sağlıyor ve yönünü belirliyor. Burada driver'ın yaptığı şey ise aslında motorun içerisindeki belirli elektromanyetlere elektrik vererek motorun şaftının üzerinde bulunan manyetik dişlileri kendine doğru çekerek ve iterek şaftı hareket ettirmesi. Elektrik verdiği kablolarının sırasına göre de döneceği yönü belirliyor ve ne kadar hızlı yaparsa şaft da o kadar hızlı ama torksuz döner. Bu şekilde eğer step pinini bir döngü içerisinde 1 ve 0 değerleri yazılırsa motor durmaksızın döner. Peki PWM ne demek? PWM dediğimiz şey bu söylediğimiz işlemi donanım seviyesinde yapmaktadır. Bu sinyalin saniyede kaç defa açılıp kapanacağını belirleyen frekansını ve açılma kapanma oranını duty cycle ile değiştirebiliriz. Ama duty cycle ile bizim şimdilik bir işimiz yok. Bu şekilde motoru yazılım tarafında daha hızlı döndürebiliriz. 200. Ayrıca dir pinini 0 veya 1 yaparak saat yönü ya da tersinde döndürmesini sağlayabiliriz. MPU9250 ve HC06 kartlarıyla zaten bir deneyimim olduğu için bunları test etmeden devre tasarımı aşamasına geçiyorum. Bu kartların yazılımla nasıl konuşacağını bir sonraki bölümde daha detaylı anlatacağım. Devreyi tasarlamak için EasyAD adlı programı kullanıyorum. Herkese açık olmasının yanında bununla birlikte yanında fazlaca hazır komponent getiriyor. Kullanacağım komponentleri sistemde aratarak tasarım dosyasına ekliyorum ve aralarındaki gerekli bağlantıları çiziyorum. Şemanın tasarımı bittikten sonra ise PCB devresinin tasarımına başlıyorum. Devre tasarımı bittikten sonra bu devre kartının boyutuna ve motorlara uygun bir gövde tasarlamak için Fusion 360 programını kullanacağım. Motorları aynı eksen üzerinde gövdenin aşağısına yerleştiriyorum. Devre kartı ise ayakta dik kalacak şekilde motorların üzerinde bir plakaya yerleştiriyorum. Bu plakanın içerisinde birkaç üçgen boşluk açıyorum ki gereksiz ağırlıktan kurtulalım. Şimdi kullanmayı planladığım bataryayı nereye koymam gerektiğini düşünüyorum. Biraz aramadan sonra şimdilik bataryayı iki motorun arasına koyacağım. Fakat sonrasında bu kararımdan döneceğim tabii.
gövdenin son tasarımı bittiğinde renginin kırmızı olması gerektiğine karar verdim. Son olarak tekerleri tamamlayıp 3D yazıcıdan modelleri çıkartabilirim. Tekerlerin üzerine küçük çöküntüler oluşturuyorum ki kaymasını önlemek için takacağım lastikler sabit kalabilsin. Bu tasarımda projenin her dosyası olduğu gibi açıklama kısmındaki GitHub linki de mevcut. Gereken parçaların tasarımı bittiğine göre devre tasarımı ev yapımı yöntemlerle bakır PCB üzerine üretmeye başlayabiliriz. Bu süreçte de 3D yazıcım plastik modelleri basacaktır. Öncelikle tasarladığımız PCB'nin ön ve arka yüzlerinin modelini lazer yazıcıyla kuşa bir kağıt üzerine baskı alıyorum. Kağıdın üzerinde birden fazla olmasının sebebi herhangi birini keserken ya da PCB'ye geçirirken oluşabilecek hatalardan dolayı tekrardan basmamı önlemesi ve kağıt israfını azaltması. Ardından aldığım baskıları devrenin boyutunda kesiyorum ve çift taraflı FR1 PCB'nin üzerine koyuyorum. Ve sonrasında çerçevesini bir kalemle çiziyorum. Bu çerçevenin kısa kısımlarını küçük bir testereyle kesmeye başlıyorum. Bunu sadece iki kenar için yapıyorum. Çünkü testereyle kesmek hem zaman hem de çok enerji istiyor. Kalan uzun kenarı maket bıçağının ters tarafıyla üzerinden defalarca geçerek inceltiyorum. Sonrasında üzerine destek olabilecek ağır bir obje koyarak kırıyorum. Kestiğim bakır PCB'nin iki tarafını da zımparalıyorum ve sonrasında alkolle birazcık temizliyorum. Şimdiki aşamada ise PCB'nin iki tarafını da yazıcıdan bastığım kağıdın üzerindeki tonere geçirmek kaldı. İki katında birbiriyle aynı hizada olduğundan emin olarak kağıtları PCB'nin altına ve üstüne yerleştiriyorum. Kağıt PCB'nin üzerindeyken PCB'yi ısıtarak toneri bakıra geçirmemiz gerekiyor. Bunu ütü tarzı büyük ve düz yüzeyli en az 150 dereceye kadar ısınabilen bir şekilde yapabilirsiniz. Ben elimdeki Miniware'in MHP30 ısı yatağını kullanacağım. Yatağın kendi devrilme koruması yüzünden ters çevirip PCB'ye basamıyorum. Fakat bu özelliği ayarlardan kapatabildiğimi fark edip bunu yapıyorum. Ardından yatağı 200 dereceye kadar ısıtıp PCB'yi iki tarafından eşit bir baskıyla ısıttığımdan emin oluyorum. Ve yaklaşık 5 dakikanın ardından sıcak PCB'yi aniden suya atıyorum. Kağıt suda yumuşayınca kağıdı kaldırıyorum ve ilk denememde bütün tonerim bakara geçmediğini fark ediyorum. Thank you.
PCB'nin üzerindeki toneri saflığı yüksek bir aseton ile siliyorum ve temizliyorum. Bu sefer daha fazla baskı uygulayarak tonerin tamamını bakara geçirmeyi başardım. Suda elimle çözülmeyen kağıt parçalarına ince bir cımbız ya da iğne yardımıyla kaldırıyorum. Bu süreç de bittikten sonra artık tonerin kapatmadığı ve bakırın açıkta kaldığı bölgeleri kimyasal yollarla çözdürmemiz gerekiyor. Asitlerle uğraşırken mutlaka eldiven, maske ve gözlük takmamız gerekiyor. Bu işlemi yaparken bulunduğunuz yerin mümkün olduğunca fazla hava altından emin olun. Çünkü çıkan gazlar sizi zehirleyebilir. Kullandığım karışım 1/4 ölçek hidrojen peroksit ve 3/4 ölçek tuz ruhu. Bu karışım tonerin kapatmadığı bölgelerdeki bakır ile etkileşime girer ve bakır klorürü çıkar. Bu şekilde bakır PCB'den kopar ve PCB'de sadece tonerin kapladığı bakırlar kalır. PCB'yi süreç boyunca kontrol ediyorum ve görebildiğim parlak yüzeyler tamamen yok olunca çıkartıp suya atıyorum ve yıkıyorum. Kalan asidik sıvıyı ise güvenli bir şekilde bir şişenin içerisinde saklıyorum. Bu sıvıyı giderlerinizden dökmeniz borulara ve doğaya zarar verebilir. Bu yüzden şişeyi saklayın ve şişe dolduğunda bölgenizdeki bir atık su toplama tesisine götürün. Çıkan PCB'nin üzerindeki toneri silerek kalan bakırı ortaya çıkartıyorum. Fakat ne yazık ki yazıcıdan baskıyı aldığım sırada yaptığım bir hatadan dolayı PCB istediğimden çok daha küçük çıktı. Dün yoruldum. O yüzden muhtemelen buna yarın devam edeceğim. Baştan tekrardan PCB'yi kesip bunları doğru ölçekte print edip tekrar yapıştırma, sonra tekrar etching, sonra tekrar delme. Tamam. Bu yüzden her zaman iki kere ölçüp bir kere kesmemiz gerekiyor. Ama sonuçta şu anda öncekinden daha da iyi bir PCB'yi ortaya çıkarabildim. PCB'yi açmam gereken delikleri küçük bir el matkabıyla açmaya başlıyorum. Bunu yaparken matkabın ucunun deldiği sırada tam ortayı denk getirmesi için açmam gereken deliklerin ortasına bir iğne ile sertçe bastırarak küçük bir oyuk açıyorum. Delikleri açtığım sırada motor sürücüleri için gereken kapasitörleri devre tasarımına eklemeyi unuttuğumu fark ettim. PCB üzerine iki delik açıp kablolarla gerekli bağlantıları yapacağım sonrasında. Ayrıca dijital tasarımda da aynı revizyonu yaptım. Artık deliklere gerekli komponentleri ve header'ları yerleştirerek lehimleme yapabilirim. İşimi kolaylaştırması açısından lehim noktalarına lehim pastası sürüyorum. SMD komponent olarak kullandığım regülatör parçasının önce bir plakasını lehimleyerek regülatörü oraya sabitliyorum. Sonrasında diğer bacaklarını lehimliyorum. Tüm kritik parçaları ekledikten sonra devreye pilin vereceği 7.4 volt enerjiyi vererek Pico'yu çalıştırıyorum. Artık tüm parçaları birbiriyle montajlayabilirim.
Bu video için yapmamız gerekenler bu kadar. Sonraki bölümde hep birlikte sistemin yazılımını yazacağız ve derinlemesini inceleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.